Otursun herkes. Buyurun buyurun. Benim şey ellerinde hemen tabii. Hemen daha başlamadık ki Liloş. Ama kamera açtı ya benim. Evet, kullanacağız bu görüntüleri. Ondan dolayı merhabalar sevgili herkes. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yanımda kim var bilin bakalım. Ben. Tam Lilia var ama bu kız kim? Bu kadın kim? Arkadaşlar Lila Prof Nate'i biliyor musunuz bilmiyorum. Bilmiyorsanız çok büyük bir ayıp bu. Kendileri çok güzel bir stüdyoya sahip. Nişantaşı'nda benim de çok sevdiğim bir arkadaşım. Bugün önce geldiğin için sana, stüdyona, ailene, herkese teşekkür etmek istiyorum Liloş'um. Sana da çok teşekkür ederim. Çok uzun... Önce birbirimizi bir 10 dakika övmemiz lazım. Evet evet. Sonra devam edebiliriz. Aynen, çok uzun zamanı biz bu videoyu yapmak istedik ama denk gelmedi ve sonunda seni yapacağız. Seni misafir edebildik. Evet, evet. Lila yapacağız. Biraz kendinden bahsetsene. Şimdi biraz bir kere göz rengin ve saç renginden Türk olmadığını anlaşılıyor. Ve aksan. Aa yok canım. Mükemmel Türkçe benim. Yok canım. Ne yapıyorsun? Ne zaman geldin? Niye geldin? Biz nasıl tanıştık? Bu noktaya nasıl geldin? Nasıl bu kadar bence en iyisisin? Teşekkür ederim. Öncelikle bunu kabul et. Evet. Böyle bir şey yok yani. Evet, çok teşekkür ederim. Benim için gerçekten çok 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 merak ediyoruz. Ediyorsunuz. Ben biliyorum. Çünkü DM'de de çok soru soruyorsunuz. Öncelikle... Türkçesi yerim bunu ya. Şu evet, an bütün herkes çok, aşık sana. Bütün. Ben biliyor musun küfür nasıl? Evet. Mükemmel konuşuyorum. Bu tarz anlatımlarda biraz zorlanıyoruz. Rusyalıyım. Türkiye'de ne zaman geldim? 5 sene oldum. 5 sene önce buraya geldim. Hoş geldin. Ah, evet, çok teşekkür ederim. Geldin. Evet, bu arada Türkçe sadece son 2 sene konuşuyorum. Daha ama önce helal hiç, olsun. Hiç konuşmadım. Sadece İngilizce kullandım normalde. Okay, let's talk in English, honey. Okay. It's not problem what for me. What will we do today? I think we will do some benim bir tane İngilizce videom var biliyorsun. Başıma bela heyecandan öldüm. Ya bu arada bu normal ben... Teşekkürler bu arada Türkçe konuşup kabul ettiğin için. Çünkü gerçekten zor bir şey. Dili o kadar iyi bilmeyip kameranın karşısına geçip sizlerin önünde kadın nasıl yapılır diye anlatacak. Bunun için öncelikle teşekkür etmemiz lazım. Ben olsam biliyorsun Rusça konuşuyorum altyazı gir derdim. Yani öyle normalde evet ben. Genel olarak böyle yapıyorlar ama ben şöyle düşünüyorum. Ben eğer burada yaşıyorum o zaman Türkçe de konuşmak zorundayım. Adam çünkü dik. Çünkü ben Kula. Buraya yaşamak için geldim. Buraya ya. Hayat kurdum. O yüzden Türkçe de gerçekten konuşmak lazım ve ben anlamıyorum mesela yabancı burada yaşıyorlar Türkçe hiç konuşmuyorlar ve çok konuşmak da istemiyorlar. Tabii sende biraz Türk koca da var aşkım onu söyleyeyim. Evet, yani da. Türk evet. Koca olmasa biraz zor yani hani var ya bir dil dile deyince öğrenir olayı. Hadi ama biraz... biz normalde evde İngilizce konuşuyoruz. Biz de yani ailecek mutlaka evde İngilizce konuşuruz bazen Fransızca tercih ederiz arada. Rusça konuşmak denk gelmedi ama. Bence şey eşin Rusça biliyor mu artık? Çok az. Anlıyor artık anlamaya başladı. Bence öğretme artık. Bence de. Bir tek senle konuşsun Türkçe. Bu arada o da video izleyecek. Kızacak evet. Bana sana. Evde. Evet. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Lilia yeniden teşekkürler. Lila Prof Nate. Lila Prof Nate bu arada ama Lilia'nın ismi Lilia. Evet. Ama... Lilia neden kullanmıyorum? Çünkü çok uzun ve Türk milleti için biraz zor. Evet. Lila daha sonra. Lilia. O yüzden Lila kullanıyorum. Lila. Evet. O da renk. Evet. Ben de renk içinde çalışıyorum o yüzden bu da. Bu arada kullanmak. Sevdiğim bir renk olduğunu da biliyorum. Evet o da benim en sevdiğim renk değil. Değildir. Ama beğendiğim bütün renkleri evet. Çok beğeniyorum. Hadi bana öyle dememiştin ama. Bu arada bir şey kısa soracağım çünkü çok çok soru soruyorlar bana. Evliyim burada. Çocuk yok. 40 yaşındayım. Çocuk yok arkadaşlar sakin olun. Kadın özel hayatını şeyden daha evet, çok merak Türkiye, ediyor. Tırnaktan. Evet Türkiye çok mutluyum. Gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum. Evet, hava çok güzel. Ben de yemek şey çok lezzetli. Oldu. Süper, teşekkürler her şey için. Ben de soda reklamı gibi şey oldu. Bak ters çeviriyorum. Reklam aldık düşünmeyin. Keşke almış olsak böyle gururla içebilsem o logo oluyor. Neyse bugün ne yapıyoruz arkadaşlar size onu anlatayım. Bak elimde şununla takıldım buna çok eğlenceli çünkü. Bugün bize Lilia neyi gösterecek biliyor musunuz? Evde nasıl kolayca nail art yapabilirsiniz onu gösterecek. Ve aynı zamanda manikür için, pedikür için ve o tarz şeyler için neler almanız gerekiyor. İşte ondan sonra nasıl yapmanız gerekiyor, neye dikkat etmeniz gerekiyor böyle şeyleri anlatacak. Bu videonun amacı profesyonel birinin bizlere evde oturan hanımlara ve makyaj ve güzellik moda meraklı olan kadınlara ipuçları vermek ve gerçekten evde kolayca yapabileceğimiz hepinizin yani sizin de ben de bugün ilk defa deneyeceğim sizlerle yapabileceğimiz şeyleri göstermesi. Bu arada bunlar kimin tırnakları bilmiyorum. İnanılmaz midem bulandı diye. Yok yok böyle şeyler getirdi bize.
Evet, benim doğru. Çünkü tırnaklarım jilet şu anda. Bu fake şeylerin üstünde birlikte deneyeceğiz. Sence yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Ben o kadar iyi anlatıyorum. Şu an full gazım. Evet, hadi o zaman başlıyoruz. Hadi ne yapacağız şimdi? Nemli ve heyecanlıyım ben. Ben boyamak istiyorum, tablo boyamak istiyorum şu an, gaz oldum. Tamam, o zaman sevdiğin bir renk alabilirsin. Evet, bir şey diyeceğim. Lila da bu arada şey böyle aşırı pahalı ve luxury ürünlerle değiliz. Gerçekten uygun fiyatlı ojeler var yanımızda. İşte pasteller, flormarlar, golden rose'lar, sonra tek tük pigmentler var. Nail art için ihtiyacımız olan şeyler var. Sadece şu anda bir renk seçmem lazım. Bence en kötü şey bu. Şey zaten başına geliyor değil mi kadınların? Yani, bunu mu sileyim, bunu mu sileyim? Kararlı sen bence bunu al. Ben bu arada hazırladım. Biraz. Ya ben kahveciyim. Kahveci ama biz şimdi çiçek yapacağız. Çiçek okay. için. Evet çünkü... Bu arada bunu hangi renk bu? Bu. Bu Flormar'ın Sky Blue'su. Sky Blue. Hatırlamıyorum hangi koleksiyon ama sanırım bulabilirsiniz. Okay, yani açık evet. mavi bir renk bulmamız lazım bebek bu şey için. Bebek mavisi gibi evet. Benim de sarı, böyle pastel sarısı. O da pastel yaz koleksiyonu. Onun da böyle birkaç tane... Çok tatlı. Evet çok tatlı renkleri bile. Var. Onun da kapısı böyle boncuk boncukları. Çok tatlı. Ben onu kullanacağım. Tamam. Şimdi oje sürdü ne? Kurudu. Evet, oje sürdü kurudu. Neden? Çünkü biz şimdi farklı bir tarz nail art yapacağız. O yüzden bize böyle bir ıslak ana renk yasak, kuru lazım. O yüzden siz kendi tırnak için sürebilirsiniz ve beklemek lazım. Kurusun. Bizim hazır zaten. Şimdi ne kullanacağız biz çiçek için? Bir tane böyle ben getirdim bugün. Bu dots. Nerede alabilirsiniz? Flormar belki vardı değil mi? Evet çünkü nail art set yapmış bu sene. Şurada. Evet üçü böyle boncuk gibi ve size'ları farklı. Bak mesela o daha kalın, o daha küçük. Bunu da kullanabilirsiniz. Farklı size'ları var. Şu da bayağı küçücük ha. Evet o en küçük. Biz kullanacağız. Şimdi sana bunu şeydi. Veriyorum. En. Aha. Evet. Ben bu diyorum bana bunu mu layık gördün? Evet çünkü o ilk defa yapacaksın, o daha kolay çıkacak. Aşkım ben normalde evde yapıyorum çiçek. Öyle mi? O zaman hadi beraber çalışacağız artık. Evet. Şimdi çiçek için birkaç tane böyle canlı cart bir renkleri seçeceğiz. Hmm. Mesela bunu. Aa çok güzel o. O sana çok güzel ama sanki. Evet yeşil lazım çünkü yaprakları. Mı? Yok biz beraber kullanacağız. Ha, okay. Aynı renkleri. Kırmızı var bizim. Sarı. Sen kullanacaksın. Tamam. Ben ters için bunu kullanacağım. Eyvah eyvah. Sonra beyaz da ekleyeceğiz ama en son öncelikle bizim en büyük çiçekleri yapmak lazım. Şimdi çok soru da soruyorsunuz. Mesela neden stüdyo Lila Prof Nails'da normal oje biz hizmet veremiyoruz. Anlatacağım size neden. Çünkü nail art normal ojeyle yapmak için biraz zor. Çünkü ojeleri çok çabuk kuruyor. O yüzden biz profesyonel bir stüdyo ve daha zor bir komplike nail artları çıkartıyoruz. O yüzden normal oje bizim için biraz sıkıntılı ama güzel bir haber var sizin için. Ben şimdi profesyonel ve güzel bir marka arıyorum. Oje. Normal oje. Bilmiyorum ne zaman ama umarım çok 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 yakın bir zamanı biz de Lila Prof Nails'de normal oje ile profesyonel bir nail art hizmet vermeye başlayacağız. Evet sonunda çünkü şöyle söyleyeceğim. Kalıcı oje yapmak zorunda değilsiniz. Normal oje de kullanabilirsiniz. Çok böyle müşteri var. Çok soru DM'de yazıyorlar. O yüzden biz de böyle daha herkese hitap için hitap, evet hitap etmek evet, için hizmet hem kalıcı ojenin yanı sıra da normal ojeyle nail art yapılacak. Bu arada bu videodan sonra da evde deneyebilirsiniz ama gerçekten hani Lilian'ın yaptığı aşırı yani bir tablo gibi bir şey seçebilirsiniz ve ondan sonra atıyorum bunu bana yap dediğinizde size aynısını yapabiliyor. Benim hani zaten onunla tanışmam ve işte bayağı eski tanışıyoruz biz hani Lilia 4 sene hani geldikten bir sene sonra tanıştık ve şöyleydi yani başka bir yerde çalışıyordu o dönem. Ben tırnağımı yaptırdığımda ve baktım böyle bir şey çizmişti. Dedim ki bu kadın normal bir kadın olamaz yani hani anladın mı? Öyle kocaman bir obje seçtim böyle Instagram'dan falan böyle Pinterest'ten buldum. Sonra o küçücük tırnağıma aynısını yaptı ama böyle bir yüzlü, smiley'li, gölgeli falan bir şeydi dedim. Herhalde bunda bir manyaklık var yani olamaz. Sonra aslında özelliği Lilian'ın artist yani şu an hani nail art yapıyor evet. Ama aslında şöyle bir şey var büyük objelere küçük objelere çizme özelliğine sahip, sanat şeyine sahip bir insan. Yani şu an mesela atıyorum hani
büyük bir tablo beğenip bana onu şuraya çiz desen çiziyor. Çok hoşuma gidiyor neyse, bu özellik. Neyse başlıyoruz. Evet. Şimdi renkleri tek tek kullanacağız. Neden? Çünkü çok çabuk kuruyor. Okay. Bu renk seçtim. Benim bir özel bir tane yüzük var. Bende yok. Sen de bunu kullanabilirsin. Okey. Bol bol sürdük. Şimdi bu büyük tarafıyla mı? Evet, büyük tarafta da böyle bol 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 alıyoruz. Ve görüyor musunuz? İki. Bu şekilde. Bak. Bir. Ay, heyecanlı. İki. Üç. Dört. Nasıl yani? Bir. Sadece nokta. Ama şöyle bastırıyorum direkt o zaman. Evet, bastırıyorsun sen direkt. Bu neresi? Nereye istiyorsun sen? Evet ama daha biraz hızlı çalış. 1, 2, 4. Evet, böyle de olabilir ama bak sen böyle havuz gibi yapmış burada. Bana yaprakları lazım. Bak, ha, yaprakları ben şu an ortasını şimdi yaptım. Tamam. Bakın şöyle yapayım. Çok bu fazla şeyle koyma ama bu renk. Çünkü biz başka renkleri de koyacağız. Okey. 3 tane şey yaptım ben şu an. Evet. Şimdi ben kırmızı açıyorum. Kırmızı alıyoruz. Aynı bol bol. Tamam. Yine kırmızı çiçek yapıyorum. Evet. İstersen bir tık küçük yapabilirsiniz. Çünkü o çiçek normal hayatta nasıl duruyor? Bir büyük, bir küçük. Ve çiçek. O zaman bu tarafını mı kullansam? Ben mesela çiçekleri sadece burada şimdi yapacağım. Bu tarafta. Buraya ben girmeyeceğim. Ben yanlış yaptım ya. Yok, neden yanlışlık yok. Şimdi böyle. Tamam. Şimdi ben biraz bu renk ekleyeceğim. Ben de bunu. Sen de bunu. Bu arada bu şeyle gerçekten kolay gibi geliyor şu an bana. Bilmiyorum sonunda nasıl ben olacak. Ben sadece şu an güzel hissediyorum. Ben sadece böyle küçük bir nokta koyuyorum burada. Şimdi beyaz kullanıyoruz. Beyaz neden kullanıyoruz? Neyle çiçek kullanıyoruz? İçin. Yine küçük tarafıyla. Evet, orta. Sen en küçük al ama bence. Bunu evet, al. Ben çok çiçek olanı büyüttüm. Bak, hadi beyaz ile. Orta yapıyoruz değil mi? Ortaya nokta. Evet. Evet, beyazımı alıyorum. Beyazım, evet. Ve böyle içinde. Şimdi yaprakları geçiyoruz. Yeşil bizim burada. Yaprak yapmak için biraz dikkat. Çünkü o en zoru. En zoru. Ama yeni praktik ile bence yapabilirsiniz. Buraya atıyorum. Güzel bir yeşilmiş bu. Yaptık ve bir tane küçük küçük bir küçük bir detay anlatacağım ama gizli çok bilgi. Önemli, evet, gizli bilgi. Nail art iyi durmak için küçük bir detayları çok önemli. Şimdi ben biraz glitter alıyorum ve böyle sadece nokta gibi. Tamam, benim oldu. Ben de şimdi olduracağım. Sıra benimkinde. Arkadaşlar şöyle. Ben biraz fazla yapıyorum her şeyi, onu fark ettim. Senin çünkü konsept farklı. Sen daha böyle print gibi yapıyorsun. İşte ve abstract gibi şekilde. Abstract bir insan, evet, olduğumu yeniden hatırlatmak isterim. Evet, ben şimdi şu ince beyazla en incesini kullanmayalımmış. Daha zormuş bu. En ince ve uzun olan. O çünkü geometrik için bu fırça. Onu al. Onunla birazcık yapraklarıma gölge veriyorum ve derinlik veriyorum. Oha, bak yine kurumuş bu oje. Aynen. Aa, normalde hiç kurumaz bak. Normalde süreriz, kızlar bilir. Hemen bir yere dokunuruz yanlışlıkla ve full
bozulur oje. Ondan ben hani Dilya çok severek gidiyorum, elimi koyuyorum makineye, oje kuruyor ve jilet gibi. Aynen ve kalkıyorsun sen. Evet. Gidiyorsun, hiç beklemek gerek yok. Ben de uzun zamandır normal oje kullanmadığım için biraz bana böyle bir garip geliyor. Şimdi benim nail art bitti. Ben normal jila üstüne geçiyorum. Jila neden lazım? Çünkü jila sizin küçük bir hata varsa tamamen jilet gibi kapatıyor. Evet. Ondan siz full jila sürüyorsunuz. Bizim jel... Yok ya, sizinki çok güzel oluyor. Bizim jila neden? O tatlı protector. Tatlı benimki. Beğendiniz mi benimkini? Diğerininki zaten hep iyi. Senin ama yok yok, mat yapacağız. Ha. Bence mat daha iyi durur. Aa evet. Evet, ben mat olanı kullanıyorum şu anda. Bol bol kullan ama. Bol bol. Çünkü çizgi bırakıyor mat top coat. Ay, acayip eğlenceli arkadaşlar bak. Evinizde yapın bunu. Evet bak, bu arada bu nail art'tan sonra bunu sürünce üstü daha güzel evet, duruyor. Çünkü bütün hataları gerçekten sıfırlıyor. Evet, sıfırlıyor. Şu anda bayağı zevk aldım yaparken. Bakayım. Çok iyi. Çok tatlı oldu bence. Evet, çok tatlı oldu. Tabii bunu bir tık daha kontrollü yapmak lazım. Benim ilk nail artım. Bu kadar eyeliner çeksem de çok farklı bir şey, çünkü çok küçücük fırçalarla yapıyoruz. Bizim fırçalarımız tabii ki daha büyük makyajda. Ama ben bunu sevdim. Şimdi bu kurusun, matlaşsın. Evet. Ve tabii ki çiçeğin dışında da size biraz daha farklı bir nail artımız daha var. Onu göstereceğiz şimdi. Bu ikinci nail artımız da arkadaşlar. Ne yapacağız? Daha ne seksi yapacağız? Bir şey istiyorum. Tamam. Sen o zaman kırmızı bir kalp yapacaksın şimdi. Ben. Bu fırça kullanacağız. Hı-hı. Bu nail art çok kolay gibi gözüküyor ama hiç kolay değildir. Çünkü onu da el ile biraz pratik lazım. Çünkü titrememesi evet, lazım. Titremesi lazım. O çok önemli. Ben şimdi size göstereceğim. Çünkü şöyle, bu nail art için sizi sadece bir tane şans var. İkinci yok. Yoksa sileceksin, yine yapacaksınız. Şimdi gösteriyorum. Ben önce bir izlemem lazım seni. Evet, izle bence. Tamam, bu şekilde. Oldu mu? Sence? Evet. Şimdi evet, sıra bende. Benim tırnağım. Uyy, milletin tırnağı. Yok, bu milletin tırnağı değil bu arada. Kırmızı ojemi alıyorum. Bir şey diyeceğim. Allah'tan video benim. Yapamazsam sildireceğim. İlk şeyde yapabileceğim görüntüyü ekleteceğim. Allah'tan. Şu köşeden başlıyorum. Evet. Yok yok. Bir koy ve sonuna kadar. Daha ne? Daha ne yapayım size? Ve o tarafta. Ve bu tarafta. Bu arada çok eğlenceli bir şey. Aynen. Biz tabii senin kadar simetriye bakmıyoruz. Onu söylemek isterim. Bana göre bu bir kalp. Bu şu anda full oldu. Yani yamuk veya şey. Şuradan biraz daha alıyorum. Bu arada bence yapabildim. Oha! İlk denemem kalp oldu. Bak oldu. Beni aynen. Acaba şey mi alsan sen? Ben şimdi biliyor musun ne yapacağım sizde senin? Sizdeyi kazanıyorlarmış. Bence bence çok tatlı oldu benimki. Bak çok güzel oldu. Full. Şu çok tatlı. Bu arada Lilian'ın yanında böyle farklı taşlar ve şeyler de var. Ben şimdi bir şey eklemek istiyorum burada. Ben de istiyorum. Şunu çok beğendim. Bu şu ikili kalp. Küçük? Nerede o? Kaybettik biz onu. Ha burada. Düşürdüm bile. Ben onu şimdi oha alacağım. Çok tatlı. Dur şimdi şunun içinden Lilian küçük bir kalp alıyor. Aha alacağım da. Almaya çalışıyoruz. Evet, aldın aldım. Mı? Şu taşlardan, metal şeylerden. Kalbi bir gösterelim mi? Ben şuraya onu... koy istersen. Şuraya elimin üstüne. Mesela... Tamam bu şekilde. Oldu mu? Sence? Evet. Mağaza. Her çocuk mağaza. Evet. Dikkat edebilirsiniz. Çocuk, Barbie için. Şey, kalp edeceğiz. Kırmızı şeyin üstüne kalp ekliyoruz. Yani burada ne yaptık bu işlemde? Bu fırçayı alıp sağdan, tırnağın ortasından, şuradan... Şuradaki ortaya doğru yuvarlak bir şekilde geldik. Buranın ortasından buranın ortasına doğru yuvarlak böyle bir round çektik diyelim. Round. Round. Ben şimdi bu kalp buraya koydum. Aa çok tatlı. Nasıl koydun? Ben jela kullandım yine. Jel, yani bu üstüne kullanılan shine base'i kullandı.
Mesela daha sağlam taş koymak istiyorsunuz. Ben şimdi cila full çıkıyorum burada. Göstereceğim size. Hı-hı. Taş nasıl yapmak lazım. Aynı şimdi da. Taş nasıl takılır onu gösteriyoruz. Yine bu üstüne kurutuculardan birini sürüyoruz. Bu arada sence en iyi kurutucu hangisi? En iyisi tabii ki profesyonel bir marka ama burası satmıyorlar maalesef. En iyisi burada satılan hangisi sence? Bence en iyi marka burada bir marka Mavala. Mavala. Mavala'nınkini öneriyor Lilya Hanım arkadaşlar. Şimdi taş koymak için bu cila biraz kurudu. O yüzden ben yine böyle küçük bir nokta koydum buraya. Beni çekin arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü size şimdi ne göstereceğim? Ben bu tarz renkleri çok seviyorum. Bu senenin trend renkleri sence hangileri? Şimdi bu sene tabii ki... Ben favorilerimi göstereyim. Tabii ki. Blue. Pantone'nin seçtiği blue'su. Evet. Ben şeyde baktım. Fashion Week hangi renkleri var? Brown. Karamel, brown ve bütün toprak renkleri hala... Devam ediyor. Devam ediyor. Gaz. Ama bu senede mesela bu toprak renkleri, kahve renkleri çok iyi bir kombinasyon yaptık. Mesela bir örnek veriyorum. Bak, bence olay. Aa evet, çok güzel duruyor. Bu arada ben böyle renkleri yan yana tutmayı çok seviyorum. Baksanıza bu dördünü ben kendim satın almıştım. Çok iyi değiller mi? Bu tarz renkler benim çok hoşuma gidiyor. Ve şu tarz renkler de ben çok seviyorum tırnakta. Bu morlar. Bu kombi mesela çok iyi. Evet. Bak, bu kombin oldu. Olay. Ama hani şu rengi tek başına da çok seviyorum. Böyle lila renkleri falan. Şimdi ben size ne göstereceğim? Evet, kahveler var. Aslında bence her türlü oje kullanılıyor. Yani glitter'dan tutmata kadar yeşil, koyu, açık. Şimdi bu tarz stickerlar var arkadaşlar. Bunları her yerde bulabilirsiniz. Watson's'larda, Gratis'lerde ve benzeri mağazalarda bulabilirsiniz. Şimdi bunu bu tırnağın üstüne yapıştıracağım. Hemen şöyle yapıyormuşum. Bunu orada... Evet. Cımbızla şöyle alıyorum stikeri. Ve bunun aslında bir dikkat etmem gereken bir özellik var mı? Yok, hiç. Üstüne yapıştırıyorum. Sadece ana renk çok iyi bir kurusun. Evet. Islak olunca olmuyor. Evet, üstüne yapıştırdım. Bu çok biraz kayboldu. Yeşil bir şey koyacağım bir de. Yeşil bir şey koy. Ve mesela bu stiker koyduktan sonra ne önemli? Biraz onu tamamını yapıştırmak için bu... Elinle şeyle, ince bir şeyle üstünden geçiyorsun. Ben çünkü elimle bastırdım. Ay Lila, bir de şunu yapıştıralım, gel. Ha, yapıştır. Şunu da yapıştırıyorum. Şöyle bastırıyorum. Bunu bu şekilde bırakıyor muyum? Üstüne bir şey mi sürmem Tabii gerekiyor? Tabii ki cila, her zaman. Üstüne bunun cila sürüyormuşuz. Nerede cilamız? Cilamız burada. Madde kullanabilirsin. Bunu da kullanabilirsin. Parlak olsun istedim. Parlak olsun. Tamam. Ben de bu arada bir şey de göstereceğim size. Ya bu çok olay. Şimdi bunu iyi izleyin arkadaşlar. Ben cilamı sürüyorum orada. Nasıl kullanabilirsiniz? Glitterleri. Glitterleri nereden alabilirsiniz? Mesela ben bu kırtasiyeden aldım. Çocuk sim boyaması. Evet, aynen. Boyaması değil, böyle kuru bir. 2 lira fiyat bu arada. Haberiniz olsun yani. O daha büyük, biz mesela jel için kullanıyoruz normalde. Daha küçük mesela MAC var. MAC, değil mi? Hı hı. O da sen bana hediye evet. ettin. MAC'tekiler hala bitmemiş bu arada. Evet, evet. Ben şunu çok severek kullanıyordum, 3D Glitter. Bu bence çok iyi duruyor tırnakta. Aynen. Benim de aynı 3D Glitter var ama daha küçük olan. Neden? Çünkü ben bir teknik anlatacağım. Şimdi oje sürdük biz. Kurumuş oje ben ama sürdüm. Bir tek bak, ben mesela tırnağıyla böyle bir geçiyorum. Hala bir tek ıslak. Evet. Bu üstüne efekt lazım bana. İşte o efekte ojelerimiz bozuluyor yatağa girdiğimizde ve hala kurumadıysa. Şimdi ne yapıyorum? Parmak ile böyle alıyorum sim ve hafifçe her yerde sürüyorum. Aa, çok iyi oluyor. Olay. Bunu mutlaka evde yapın. Çok ve güzel. Neden böyle efekt oldu? Çünkü bizim oje tamamının kurumadı. Evet, çok ve hafif vardı değil mi? Biz içinde yaptık. Böyle
parmağıyla. Ve şimdi ben mesela bir dokunabilirim. Tamamen düz. Şimdi daha parlak yapmak ben için. Ben şu an burada kendim bir nail art yapıyorum. Tamam, sana sonra göstereceğim tamam, bunu durman tamam, için. Tamam, aferin sana. Ben de şimdi onu daha parlak yapmak için. Çok güzel için. Oldu. Aynen. Ve bu mesela tüm renkleri kullanabilirsiniz. Neden böyle yapıyor onu da size söyleyeyim. Hani konuşmadık bunu ama hani şu glitterli ojelere göre daha kapatıcı ve daha böyle nasıl diyeyim size metalik duruyor. Bunların içi böyle daha şeffaf ojeyle birleştirilmiş olduğu için aynen. Bu bence daha cool. Şu an benim nail artım rezillik. Mesela o nail art için ne yapıp ne kullanabilirsiniz? MAC'in böyle bir powder pigmentleri var. O powder pigment bütün kosmetik make-up markalı. Derinde var. Evet, satıyorlar. Daha önce kalp çizdik biz burada. Ben şimdi bak bu kırmızı o kadar güzel duruyor. Beraber bakar mısın? Ben sadece kalp yapacağım şimdi. Bir şey diyeceğim, onun o beyaz tarafına gelmemesi için ne yapmamız lazım? Şimdi mesela burası beyaz tarafta neden gelmedi? Çünkü yok oje burada, çıplak. Ha çıplak tene, ten evet. Olduğu için. O yüzden. Ben nail artımı göstermeye hazırım birazdan bu arada. Böyle bir bak. Biraz. Oha çok iyi oldu, baksanıza. Benimki. Tamam. Bakın, ben de bunu yaptım, ben çok beğendim. Bakayım. Leke leke gibi böyle bir sanat eseri gibi oldu. O tam biliyor musun ne? Bak. Tam abstrakt bir şey. İşte abstrakt bir insanım. Buradan zaten hani ojeniz kendinizi anlatıyor şeyine geri dönmek istiyorum. O zaman ben de bir şey. Vay! Hadi bakalım challenge. Şu çok iyi. Bu ne? Evet. Şöyle bana çok bir iyi duruyor. Bir renk lazım. Bir dakika bir dakika. Wow! Wow wow wow! Ben onu yapacaktım zaten. Bir şey diyeceğim. Fu ojeleri yan yana sürdü en sevdiğim renkleri. Ben bu renklerle bir şey yapmak istiyorum şu an. Lilya olay. Lilya çok olay oldu. Ben deneyeceğim bunu. Dene. Dur ben ama direkt aynısını yapmayacağım. Bir tık farklısını yapacağım. Ama mesela bu nail art bu olmadığı için şeyde iğne kullanabilirsiniz. Normal bir klasik ama iğne. Bu var. Daha ince. Kürdan. Daha kürdan ince gibi. Çünkü ucu lazım. O zaman da bu çizgileri daha böyle kibar olacak. Kürdan olabilir. Kürdan olabilir. Sen bunu tık tık tık. Ve bu nail art için böyle çok hızlı çalışmak lazım. Okey hızlanıyorum. Tık tık tık. Kalsa kalsa. Çünkü şu anda kurumak üzere. Biliyorum demek istediğini. Hayır. Oha. Biraz abarttım. Çaktırma. Çaktırma sadece. Aha. Sadece çaktırma. Bak yapıyorum aynısını. Olmayacak ama. Niye? Çünkü çok mor. Yok. Böyle ince çizgi lazım. Bence oldu. Oldu mu? Bu da bir art. Senin biliyor musun ne oldu? Bir tanesi şey. Şuradan fazlalığı alayım. Artist var. İşte ben ondan şey, ilham aldım. Sana söylemek istemedim. Sayet Wombly. Bence sen Sayet Wombly. Yani ne diyeyim şimdi Ezgi Fındık tanıyor mu kendisi? Yani diye. Yok bu arada bir şey diyeceğim. Ben böyle sanat şeylerine çok meraklı olduğum için böyle şeyler yapmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Ama tabii ki birazcık daha kontrollü yapsam daha güzel olacak. Bak üstüne şimdi böyle bir nokta siyah koy. Biraz böyle birkaç tane çizgi tamamen oldu. Çok iyi oldu. Yok bu seninki iyi oldu. Benim birincim iyi oldu şu. Tamam senin o daha iyi oldu kabul ediyorum. Yok senin de bak mesela istiyorsun ben şimdi yapacağım neyle tamam. Burada. Tamam mı? Biraz kurusun. Tamam. Sadece küçük bir eklemek lazım bir şey. Evet çok. Yoksa zaten çok iyiydi ama küçük bir detayla daha iyi olacak. Aynen. Hep şimdi yani gösteriyor, çok, canımızı çektiriyor. Çok moda zaten oldu şimdi böyle bir nail artları. Ya şunun aynısını ben bir sonrakinde şunu yapacağım. Şimdi bunu matte top coat'le kapatabiliriz. Çok güzel olacak. Evet. O ikimizin nail artı oldu biliyorsun değil mi? Aynen. Tamamdır o zaman biraz manikür hakkında konuşalım derim. Tamam. Manikürde şimdi evde manikür yapma olayı hakkında ne düşünüyorsun? Ne kullanılması gerekiyor? Ne kullanılmaması gerekiyor? Burada bizi izleyen tatlı takipçilerim, abonelerim nelere dikkat etsinler? Kimlere gitsinler? Ağlasınlar mı? Ne yapsınlar? Tırnak batması olunca ne yapıyorlar? Manikür için ben çok
hassasın gerçekten. Evet. Çünkü bizim için manikür çok önemli ve şöyle söyleyeceğim. Evde manikür yapmak ben tavsiye etmiyorum. Çünkü ben kendi manikürde yapmıyorum. Stüdyo gidiyorum. Geliyorum. Gidiyorsun. Boş ver. Neyse işte benim stüdyomda manikürü yapıyorum. Sadece kalıcı kendi sürüyorum ondan sonra. Neden? Çünkü manikür için doğru bir teknik, kesme teknik çok önemli. Mesela ben yanlış bir teknik ile kesebilirim, ne olacak? Orası böyle atacak, ondan sonra böyle soyacak. Aslında makas ve törpü, hani pens. Lilyalarda şöyle bir şey var, manikürde makine kullanıyorlar. Makine evet. kullandıkları için daha detaylı ve tırnağınız uzadığı zaman veya suya girdiği zaman, yıkandığınız zaman o tırnağın etrafındaki etler paramparça olup böyle iğrenç büyümüyor. Mesela ben atıyorum 2 hafta sonra tırnağımı veya 3 hafta sonra tırnağımı değiştirmeye gittiğimde, bir hafta sonra da oluyor bazen her için, hala tırnağımı bu şekilde, sadece daha uzun versiyonu oluyor. Zaten onlar hani stüdyoda bazen çekiyorsunuz. Millet tabii evet, evet. 6 hafta sonra gidiyor değiştirmeye. Maalesef. Evet. Ve tamam. Hani kızın tırnağı aynı şekilde uzamış sadece. Etleri parçalamıyorlar. Neyse, evde ne yapabiliriz? Mesela bu tarafta ile böyle hafifçe et İtilebilir. Evet, itebilirsiniz. Sıcak suya koyması gerekiyor Yok, mu? Yok, hiç koyma. Eski bir teknik. Artık sulu manikür kimse bence yapmıyor. Çünkü, yapmamayasınız. Çünkü böyle var bir ürünleri. Normal bir marka satıyor. Flormar var, Kalyon var. En iyisi bence Sally Hansen tabii ki. Sally Hansen evet, böyle, çok iyi. Ben de çok beğeniyorum. Bu renk değil mi böyle? Gerçekten evet. çok iyi çalışıyor. Bu profesyonel bir remover. Büyük çünkü. Onu bir alıp buraya bir sürebilirsiniz. Bir 30 saniye beklemek lazım. Bu nedir aslında bu remover dediğin şey? Remover'ın içinde bir tane asidik var ama bu asidik bizim için, cilt için hiçbir zarar vermiyor. Ölü bir deri içinde var. Onu alıyor. Yani kabartıyor gibi. Kabartıyor gibi. Islak mendiliyle bu şekilde temizliyorsunuz. Her şey içinde alıp böyle. Ben temizledim. Bu arada yandan yapıyorum kendimi. Evet. Diğer kalanları aynı şekilde böyle bir temizleyebilirim. Sonra ne zaman siz bütün tırnakları bitirdiniz, çok önemli ellerini bir yakamak lazım. İşte bu törpüyle, karton törpüyle, ben şimdi olmadığı için böyle göstereceğim. Bu tarafta böyle tık 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 tık. Hafif törpü. Hafifçi törpü, evet. Ve aynı zamanda ne söylemek istiyorum? Mesela sadece tabii ki biz lütfen eğer siz manikürcü aynı bizimki gibi güzel bir manikür yapmaya çalışıyorsunuz. Yapmak güzel bir düzgün işlem istiyorsunuz gerçekten. Güzel bir kaliteli manikür, kaliteli bir kalıcı oje, gerçek bir kalıcı oje. Onun için tabii ki eğitim almak lazım. O çok önemli. Onun için de size bir haberimiz var aslında. Evet var. Çünkü eğitimsiz olmuyor bu işlem. Ben mesela bazen de olmuyor gerçi. Makyajda da öyle yani. Aynen. Makyaj eğitimi nasıl alıyorsunuz? Lilya'ların bir haberi var aslında. Bunu da evet. burada duyuralım bence bugün. Çünkü o Lilya artık bir akademi. Evet, ben artık workshop veriyorum. Profesyonel bir workshop. Mesela kim bu meslek almak istiyor ve bu meslek, bu sektör, burası Türkiye gerçekten şimdi çok popüler oldu ve çok büyük evet. bir perspektif. Şimdi artık bu zaman geldi. Ben neden şimdi akademi açtım? Evet, evet. Çünkü tamamının zaman geldi. Bu meslek sizin için ne demek? Bambaşka bir perspektif. Şu an sen mi çalışmıyorsun? Hayır, şu an herkes şey geldi. İzleyen herkes şu anda manikür diploması almak isteyecek. Şey olarak bence güzel. Bu arada siz kendiniz, hani izleyenler varsa salonlarda çalışan, bunu alıp kenara koyabilirsiniz. Kendinizi hem bir daha iyi hissedersiniz hem de size katan çok şey olabilir. Aynen. Onun için Lilya'ların Instagram sayfasına gidip oradan iletişime geçebilirsiniz eğitim için. Ve manikürle alakalı da toparlayıcı olarak şunu söyleyelim. Profesyonel insanlara bırakın, kendi etinizi kesiyorsunuz arkadaşlar. Evde bunu bol yapmayın. Bol yağ kullan lütfen. Evet, sadece şey akşama istiyor. Bol nemlendirelim, bol yağ kullanalım ve etleri geri itelim. Zamanımız olduğunda da profesyonel makinalarla profesyonel kişilere kendimizi teslim edelim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Geldiğin için. O zaman siz de izlediğiniz için çok teşekkürler. O zaman öpelim onları. Evet. Abone olmalarını söyleyelim. Videoyu likelamaları gerektiğini söyleyelim.
bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada bunun ikinci bir partı olabilir. Orada istediğiniz farklı Instagram'dan bulduğunuz fotoğraflar varsa bize iletin. Aynen, ve altına yorum olarak yazın. İkinci partı o şekilde yaparız. Bu biraz daha böyle birbirimizi tanıtma anlamıyla çekilen eğlenceli bir video oldu. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye.